Zeyn, annemi ve babama nişanı Bombay'da yapma sözü verdin. Ama yengem, Ayat ve Rizvan'ın nişan törenine ev sahipliği yapmayı kabul edecek mi? Bak prensesim, sen benim ne kadar becerikli olduğumu bilmiyorsun. Annemi ikna etmek bu kadar kolay. Bana hayır demeyecektir. Bekle ve gör. Zeyn. Anne? Bhopal seyahati nasıl geçti oğlum? Ha, çok güzeldi anne. Anne ben de birazdan seninle... Aslında Zeyn, benim de seninle konuşacaklarım vardı. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Ayat'la Rizvan'ın nişanının burada olmasının uygun olacağını düşünüyorum. Onlar da bu ailenin bir parçası oluyorlar, öyle değil mi? Halamı arayıp bu güzel haberi vereyim. Yenge. Hayırdır? Neden geldiniz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Affedersiniz, adresi yanlış alıp almadığımdan emin değilim. Ama elimdeki adrese göre burası. Belki kapı numarasında bir hata vardır. Lütfen içeri gel, buyur. Biraz soluklan. Hayır, acelem var biraz. Belki başka zaman. Bekle. O adres kime ait? Bir Lokman hekime. Bhopal'de felçli bir Kerim amcamız vardı. Son gidişimde onu ayağa kaldırdığını öğrendim. Kerim amca da bana buradaki adresini verdi. O doktoru bulmaya çalışıyorum. Doktor Habib Fazıl mı? Evet. Onu tanıyor musun yoksa? Doğru adrese geldim. Anne teyze! Anne teyze! Çocuklar? Nasılsın Alya teyze? Ben çok iyiyim. Onunla sonra siz... konuşursunuz çocuklar. Dedenize buraya gelmesini söyleyin, olur mu? Hadi çabuk çabuk çabuk. Dede! Dede! Huysuz! Huysuz! Dede. Misafirim var dede. Gel buraya. Ne konuşmuştuk biz? Hani dedeye huysuz demek yoktu? Lütfen baba, bırak da söylesin. Çünkü ona huysuz çok yakışıyor babacığım. Öyle mi? Senin de kulağını çekmem ister misin? Öyleyse niçin geldiniz? Baba bildiğin gibi yeni bir işe başladım. Ben Osman Abdullah Bey'in sahibi olduğu Barka Şirketler grubuyla çalışıyorum. Bu hanım onun gelini. Alya.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Bopal'de hakkınızda çok şey duydum. Kerim amcam her şeyi anlattı. Bana ellerinizin sihirli olduğundan bahsetti. Ellerimde sihir falan olmadığı kesin ama iyice kırıştığına hiç şüphe yok. Kötü bir espriydi dedi. Affedersin. Müsaitseniz benimle gelebilir misiniz? Yemeğe mi, dansa mı? Baba bak, Alya'nın kayınpederi ağır bir felç geçirdi şayet. Sen de benim kadar iyi biliyorsun oğlum. Burada kimse Lokman hekimlere saygı duymuyor. Herkes yurt dışını tercih ediyor artık. Norveç'e gidiyorlar, Amerika'ya, Avrupa'ya vesaire vesaire. Sizden rica ediyorum efendim. Dayımı bir kere görün lütfen. Buraya çok büyük umutlarla geldim. Tabii ki görür Alya teyze. Tabii ki görür. Çalışma prensibimi biliyorsun oğlum. Ben sadece müşkül durumda olan hastalara bakıyorum. Hastanelere verecek parası olmayan fakirlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Baba, Alya'nın kocası Zeyn Abdullah benim kardeşim gibi. Sana önce kendimle ilgili birkaç şey söyleyeyim canım. Ben fazla konuşmayı sevmem doğrusu. Fazla konuşanları hiç sevmem. Bir de toplu taşımayla falan uğraşmam. Her yere taksiyle giderim. Gittiğim yerden de taksiyle dönerim. Anlayacağım, bütün yol masraflarımı sen karşılamak zorundasın. Yolda bir kuru yemişçi görürsem dururum ve biraz yerim, tamam mı? Sana bir şey sormam gerekirse eğer, bana olabildiğince kısa cevap vermeni isterim. Lafın uzatılmasından hiç hoşlanmam. Ben bir hastayı muayene ederken sessiz olup yanımda duracaksın. Gürültü istemem. Bütün şartlarınızı kabul ediyorum. Şimdi git bir taksi çevir bakalım. Gidiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı günler. Buyurun doktor. Teşekkürler. Doktor Bey, sırf Osman Bey'i görmek için İspanya'dan buraya kadar geldiniz. Benim onu iyi edeceğinize olan... Öldüğüm için özür dilerim. Görünüşüm ve tavırlarım İspanyollara benzeyebilir. Ama ben de yarı Hindistanlıyım. Ve çok iyi Hintçe konuşurum. Allah'a şükür onunla İngilizce konuşmak zorunda kalmayacağım. Osman Bey'in bütün tedavi kayıtlarını inceledim hanımefendi. İnanıyorum ki Osman Bey iyileşecek. Siz de umudunuzu koruyun. Mucizeler olur. O iyi olacak. Her şey düzelecek Zeyn. Buyurun doktor. Ben sağ ol. Onu buraya dayımı tedavi etmesi için getirdim yenge. Kendisi hekimdir. Lokman hekim. Habib Fazıl. Selamun aleyküm. Demek... Osman Bey'i bu şarlatan tedavi etsin istiyorsun, öyle mi? Bunun için kimden izin aldın sen? Yenge, Habib Fazıl Bey birçok hastayı tedavi etmiş. Hastanıza bekimdir. Şöyle bir bakıyorum da hanımefendi. Onu ayağa kaldırmak için tek bir çare var. Alternatif tıp. Dışarı! Hocamı onun gibi ne idüğü belirsiz birinin muayene etmesine asla izin vermem. Anladın mı beni?
Doktor Habib. Lütfen. Bunu dayım için yapın. Anlaşılan o ki Şabana Hanım'ı arama vakti geldi. Yenge lütfen biraz olsun güven bana. Doktor Habib birçok hastayı iyileştirmiş bir yeri. Suraya Hanım. Ben alternatif tıbba ve tedavilerine saygıyla bakan biriyim. Hindistan'ın antik tedavi yöntemlerinde son derece başarılı olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Ama buna izin veremem. Tedavime yapılacak hiçbir müdahaleye müsamaha edemem. Osman Bey'i ya beyefendi tedavi eder ya da ben ederim. Benim vaktim değerlidir. Doktor lütfen. Üzgünüm. Hayırlı günler. Benim. Nasılsın? Nişan hazırlıkları nasıl gidiyor? Çok şükür. En kısa zamanda her şey hazır olur inşallah. Sahi yolculuk nasıl geçti? En azından bu evin insanlarına danışacak kadar terbiyen yok. Bizi bir tarafa bırak. Zeynep bile danışmamışsın. Nefise, neler oluyor? Orada sanki Süreyya'nın sesini duyan gibi. Evet, evet o. Farkında mısın bilmiyorum. Sadece senin yüzünden bizi utandıran bir durumla yüzleşmek zorunda kalmadık. Osman Bey'in tedavisi için son derece önemli bir fırsatı da kaybettik. Bhopal'deyken sana söylemiştim. Alya'ya her fırsatta çok kötü davranıyor. Yine aynı şey. Alya eve bir lokman hekim getirdiği için kayınvalidem onu yine azarlıyor. Üstelik herkesin önünde. Bana inanmıyorsan kulaklarınla duy işte bak. Doktor Habib Bhopal'de tanınmış bir hekimdir. Birçok hastayı iyi etti. Bhopal, Bhopal, Bhopal. Allah'ım bu Bhopal'den ne zaman kurtulacağım? Bizim buradaki yaşam standartlarımızı hiç mi anlamadın? Biz hizmetçilerimizi bile onun gibi beş para etmez doktor bozuntularına tedavi ettirmeyiz. Ben dayımın iyiliğini düşünüyordum yenge. Ah, sana göre biz ne düşünüyoruz peki? Bizim İspanya'dan gelen o doktora bir defa da verdiğimiz para bile... ...bu adamın hayatı boyunca kazandığı paradan bile daha fazladır. Lütfen bu bayağı Bhopal kafasını artık bırak. Evet Zeyn. Aferin sana. Hiçbir şey söylemeden dur olur mu öyle? Karının ağzının içine bak. Benimle dürüst ol oğlum. Babanı, benim kocamı, Osman Bey'i bu adamın tedavi etmesini istiyor musun? Annem doğru söylüyor herhalde. Babam için hangi tedavinin uygun olduğuna o karar versin. Beni anlıyor musun? Sana söylediklerimi hatırla. Haklı çıktığımı gördüm. Zeyn ve Fahd eşlerini ne kadar severse sevsin. Onlar herkesten önce annelerinin sözünü dinler. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Lokman Hekim. Anne, her şey yolunda mı? Hı. Doktor Habib, lütfen durun. Ben çok özür dilerim. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Lütfen
Lütfen durun. Neden? Hanımefendi bana daha fazla hakaret etsin ve evden kovsun diye mi yani? Belki de bana edilen hakaretler sizi pek tatmin etmedi, değil mi? Ben size bir şey söylemedim, değil mi? Hepsini kayınvalidem söyledi, öyle değil mi? Bu doğru, lütfen. Sizin kaynananız olup olmaması umurumda bile değil. Bay Osman'a gelince... Ben onu zaten muayene ettim. Ne gerekli olduğunu anladım. İlaçlarını da. Ancak diğer aile bireylerinde bulunan hastalığı... anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten çok üzgünüm, çok özür dilerim. Yardım için evime kadar geldim. Şimdi de özür için gelmelisin. Yenge, lütfen beni affet. Tabii ki sizden izin almam gerekirdi. Ancak Bhopal'de Kerim amcayı tamamen tedavi etti. Hem de diğer tüm doktorlar umudu kesmişken. Osman Bey'in tedavi olması hayatımın en büyük amacıdır Alya. Hiç kimsenin bu amacıma karışmasına izin vermem. Özellikle de senin. Onu o gün ofise sen yolladın. Öyle değil mi? Osman Bey'in bu durumundan sen sorumlusun. Şimdi bu tip girişimlerle vicdanını rahatlatamazsın. Anladın mı? Sen delirdin mi? Aklını mı kaçırdın? Onun dediği her şeyi yapacak mısın yani? Evet, elbette. Sen ve ben. Anladın mı? Ben neden yapacakmışım ha? Benim de piyasada bir itibarım ve saygınlığım var. Tamam mı? Ben tanınan... ama bu ne böyle? Sadece 1,5 milyon. Aşırı tepki veriyorsun. Suratındaki açgözlülük çeke baktığın an açıkça görülüyor. Bana rol yapma. Bak, kaynanam bu yemeği senin ayarlamanı istedi. Tamam mı? Hı, pekala. O çok tuhaf bir kadın. İnsanları oltaya takıyor ve istediği zaman çekiyor. Ne kadar kurnaz bir kadın. Yaptığı bu planın Zeyn ile Alya'nın ayrılmasına yol açacağını çok iyi biliyor. Allah'ım, bu ismi duymak istemiyorum. Bunca aydır burada yaşamama rağmen standartlarımızın farkında değilsin. Biz böyle şifacılara hizmetçilerimizi bile yollamayız. Anlıyor musun? Annem kesinlikle haklı Alya. Babamın tedavisi hakkındaki her şeye annem karar verecek. Beni anlıyor musun? Alya sevgilim, sen çok tatlısın. Babamın sağlığı için her şeyi yapmaya hazır olduğunu biliyorum aşkım. Ancak bir şifacı bulmadan önce bana söylemeliydin, öyle değil mi? Birden annemin karşısına çıktı. Onun hiç haberi yoktu. Zeyn, şifacı hasta tedavi edemez mi? Kerim amcayı yıllardır tanırız. Dayımla aynı durumdaydı. Felç geçirmişti. Onu Doktor Habib iyileştirdi. Sen Doktor Habib'in kim olduğunu biliyor musun Zeyn? Kim? Reha'nın babası. Reha'nın babası mı? Ben de farkında değildim. Ancak o adrese gittiğimde Reha'nın evi olduğunu öğrendim. Peki bana neden söylemedin ki? Beni dinleseydin söylerdim. Yapma lütfen. Annem ona her ne söylediyse, Rehan'dan özür dilerim.
Zeyn dayımı iyileştirebileceğini içimde hissediyorum. Ondan camide haberim oldu. Bu Allah'ın iradesi olmalı Zeyn. Hislerine saygı duyuyorum Alya. Ancak tıp bilimi artık çok gelişti, öyle değil mi? Ve güven bana, İspanyol doktorun ne kadar başarılı olduğunu gördüğünde çok şaşıracaksın. Ama Doktor Habib'in tedavisi hakkında tanık olduklarım da birer delil sayılır Zeyn. Kerim amca şimdi yürüyor ve normal konuşuyorsa onun hazırladığı karışımlar sayesindedir. Dayısının yeğeni, İspanyol doktor sadece babam için İspanya'dan geldi. Bırakalım da işini yapsın. Annemin kararına saygı duymalıyız. Yani o da bize saygı duyuyor. Sonuçta babamın sağlığı hakkındaki kararlarda ilk söz her zaman annemin olmalı. Sonuçta onlar karı koca. Görüşürüz. Zeyn, içimde hissediyorum. Doktor Habib dayımı tedavi edebilir. Ancak herkes ona karşı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Alo? Alya teyze, bizim huysuzu daha da huysuz yaptın. Sana çok sinirlendi. Evet. Ama bize yardımı gerekiyor Zara. Bunun için sen ve Kadir bana yardım etmelisiniz canım. Bana yardım eder misiniz? Söylesene. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Kapa çeneni. Senin fikirlerin bir işe yaramaz biliyorsun. Hayır hayır, bekle. Kadir'in fikrini dinlememe izin ver canım. Tamam. Tamam. Hoşça kalın. Bopal, bopal, bopal. Allah'ım, bu ismi duymak istemiyorum. İşte geldim. Hazırlıkların çoğu bitti. Ve Bombay biletlerimizi de aldım. Söyle bakalım, başka ne istiyorsun? Tatlım? Ne oldu? Yok bir şey. Ben seni yıllardır tanıyorum. Yalan söylediğini bakışından bile anlarım. Anlat bakalım. Hadi. Bu aralar ne zaman telefon çalsa Bombay'den arıyorlar diye çok korkuyorum Gulan Bey. Anlıyorum canım. Alya için çok çok endişelisin. Sana ne diyebilirim ki? Durumu çok kötü. Bugün beni Nefise aradı. Yengemin Alya'ya bağırdığını kendi kulaklarımla duydum. Gulan Bey, felç olan Kerim Bey'i hatırlıyor musun? Alya onu tedavi eden şifacıyı evlerine götürmüş. Bu yüzden Süreyya'nın Alya'ya söylediklerini duyduğum zaman resmen donup kaldım. Bak tatlım, Zeyn Alya'nın yanında olduğu sürece endişe etmene hiç gerek yok. Ben de öyle düşünüyordum. Ancak gerçekler farklı. Fahat ve Zeyn sadece annelerini dinliyor. Bunu da duydum Gulan Bey. Zeyn Alya'yı desteklemedi. Herkesin önünde kızıma, abimin tedavinde kararları annesinin vereceğini söyledi. Endişe etme. Yarın zaten Bombay'a gidiyoruz. O zaman Süreyya'yla açık açık konuşuruz. Biz açık oluruz. Sonuçta burada kızımız söz konusu. Ona benden de bir soru sorun. O burada ne arıyor? Oğlunun kızımıza yaptıklarından sonra onunla bir bağımız kalmadı.
Zübeyir'e ne kadar kızdığımı bir ben bilirim. Çok kızgınım. Yaptığı şey affedilmez, bu doğru. Ancak döndüğünden beri sabah akşam ağlıyor. Bir hata yaptığını söylüyor. Ancak bu gerçeğin bir yüzü. Diğer bir gerçek de Suraya'nın bunu ona zorla yaptırması. Evet, haklısın, bunu kabul etmemeliydi. Ancak bütün bu iğrenç olayı Suraya planladı. Zübeyir'in hapisten çıkıp serbest kalması karşılığında. Zübeyir ne sanıyor? Ona inanacağımızı mı? Suraya'nın Alya'dan pek hoşlanmadığını bizler de tabii ki biliyoruz. Ancak bu kadar alçalacak biri de olamaz tabii. Zübeyir'e inanmıyor olabilirsin. Ama elimdeki bu çek bunu ispatlıyor. ₺2,5 milyon. Bunu Zübeyir'e Suraya vermiş. Ona neden böyle bir para versin? Alya'yı suçlaması için. Onu Zeyn'in hayatından çıkarmaya çalışıyor. Ancak Allah razı gelmedi ve ters tepti. Başı belaya giren Zübeyir oldu. Size göstermek için bunu dikkatlice sakladım. Yaptıklarını savunmam mümkün değil. Ama umarım ikinci kızını da o aileden biriyle evlendirmenin hata olduğunu fark edersin. Çünkü Suraya sizi ve çocuklarınızı sevmiyor. Osman'ın durumu yüzünden de onu hiç kimse durduramaz. Her şey sana kaldı. Bu kadarını söyleyeceğim. Neden hala oturuyorsun? Fahd ofisten dönmek üzere. Ama gelir gelmez hemen tekrar çıkacak. Nereye? Nişanımız var. Alışverişe çıkacağız. Yapacak çok işimiz var. Başka türlü hazırlıklar yetişir mi? Benim kardeşimle Alya'nın kardeşi nişanlanıyor. Sana ne oluyor? Kardeşinle akraba sayılmaz mıyız, ha? Bak, Fahd da geldi. Fahd! Bunlar ne? Bana hediye mi getirdin? Sonra açarım. Çıkalım mı? Nefise, bunlar senin. Yüzümdeki yara yüzünden benimle alışverişe çıkmak sana zor geliyor değil mi Fahd? Değil mi? Anlaşılan bu iz kalbinde de bir çizik bırakmış. Ne güzel. En azından çektiğim acının farkındasın Fahd. O kaza için gerçekten üzgünüm. Gerçekten. Lütfen bana inan. Bu şeyleri internetten sipariş ettin sandım. Çünkü ofis adresime teslim edildi. Ben birlikte alışverişe çıkalım diye özellikle erken gelmiştim. Hadi. Bir dakika. O da mı bizimle geliyor? Şaziye, ben sadece Nefise ile çıkıyorum. Neden? Ben neden gelmiyorum? Ben nefes aldığım sürece hiçbir yere birlikte gitmeyeceğiz. Bunu ona zaten söylemiştim, tamam mı? Thank you.
Şaziye, durumun ciddiyetini anlamaya çalış. Yarın gideriz. Öyle şarlatanların kocamın üzerinde deney yapmasına kesinlikle izin vermem. Anlaşıldı mı? Biz böyle şifacılara hizmetçilerimizi bile yollamayız. Hemen defol. Doktor abim. Lütfen. Dayımın hatırı için. Gerçekten çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Baba çay. Zeyn telefon etti. Çok utanmış. Ne kadar üzüldüğünü sana iletmemi rica etti. Annesinin sana olan tavrı... Çocukları seviyor. Büyüklerine saygı duyuyor. Herkes için endişeleniyor. O tıpkı Rida'mız gibi. Birden neden Rida'yı hatırladın baba? Tanıştığım biri yüzünden. Baba, hiç kimse Rida gibi olamaz biliyorsun. Çay. Ben bakarım. Ne işin var burada? Merhaba. Merhaba. Girsene. Babanla görüşecektim. Huysuzla. Bana bu şekilde sadece çocuklarım hitap edebilir. Ve sen benim kızım değilsin. Özür dilerim. Size patlamış mısır getirdim. Hem de tereyağlı. Çok lezzetlidir. Kendim yaptım. Almaz mısınız? Patlamış mısır, patlamış mısır. Bize patlamış mısır getirmiş. Olmaz. 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 O huysuz için. O bizim için dede. O benim. Vay canına, çok lezzetli değil mi? Ne kadar da güzel kokuyor. Hem de tereyağlı. Ben bu paketi 2 dakikada bitiririm. Bana verir misin dede, lütfen? Uzak dur, uzak dur. Ben 1 dakikada bitiririm. En zayıf tarafımın mısır olduğunu nereden bildin? Tıpkı benim en büyük zaafımın ailem olması gibi. Özellikle de dayım. O beni hep sevdi ve saygı duydu. Tabii hayatımın en büyük mutluluğu olan kişiden sonra. Yani kocam. Zeyn. Bana özür dilemek için evinize gelmem gerektiğini söylediniz. Özür dilerim. Özür dilerim. Patlamış mısır getirdiğine göre onu affetmelisin. Onu affet dedi. Lütfen. Baba, benim biraz işim var, tamam mı? Ancak ben patlamış mısırı daha yağlı severim. Elbette. Neyi olduğunu ve ilacını
bildiğinizi söylemiştiniz bana. Ve ilacı çoktan hazırladım bile. Geleceğinden o kadar emindim yani. Ancak karşılığında ben de senden bir şey isterim. Söyleyin yeter. Senden yardımcımı evine bırakmanı rica edecektim. Elbette. Pencerenin kenarına iki şişe ilaç koymuştum. Onları getirir misin lütfen? Hemen getiriyorum. Yoksa siz daha önceden tanışıyor musunuz? Hayır. Hayır, onu önceden tanımıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben artık gitmeliyim. Aksi halde ailem nerede olduğumu merak edip endişelenecektir. Elbette ama onu da götür. Efendim, gerek yok. Ben kendim hallederim. Hayır, onunla git. Dışarıda yağmur yağıyor. Sen de onu evine bırak. Hem kendisi yolda sana ilaçların dozlarını da söyleyebilir, değil mi? Hı? Tamam, gidelim. Patlamış mısırım nerede? Sanırım içerideydi. Baksanıza, patlamış mısırım nerede? İlaçtan günde 3 kere 1 kaşık. Diğerini ise günde 2 kere sıcak suya karıştırıp vereceksin. Kaza için gerçekten üzüldüm. Hızla iyileşmesini diliyorum. Sen hamile misin Gahar? Ve bu halde burada mı çalışıyorsun? Şazi'nin haberi var mı? Ölsem de yaşasam da kimsenin umrunda değil. Hepsi beni reddetti. Şaziye, babam, hepsi, kimse yanımda yer almıyor. O yüzden de masraflarım için burada çalışıyorum. Peki ama bunu sana nasıl yaparlar? Hadi benimle gel, benim evime. Lütfen Alya. Artık aşağılanmak istemiyorum. Burada mutluyum. O yüzden bana söz ver. Beni gördüğünü kimseye söyleme, tamam mı? Şaziye'ye bile. Ama bunu nasıl... Lütfen. Lütfen Alya. Şaziye'yi çok iyi tanırım. Eminim öğrenirse sırf beni gelip alman için seni bilerek aradığımı falan düşünür. Sakın ona bir şey söyleme, olur mu? Ama Gahar... inan bana, Allah beni korur. Beni ve çocuğumu mutlaka koruyacaktır. Girsenize. Hey, öyle değil. Ne
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Bütün bunların hepsi sadece kızınızın nişan töreni için. Umarım bunun için mutlusunuzdur. Elbette anne. Neden olmasınlar? Sen zaten her şeyi hallediyorsun. Bu da tıpkı bizim verdiğimiz diğer davetler gibi olacak. Alya Nert. Tam ben de bunu şimdi size sormayı düşünüyordum. Sizi karşılamak için Zeyn havaalanına gitti. Ben de bu arada törenin hazırlıklarıyla meşguldüm. Yani Alya nerede gerçekten de hiç bilmiyorum. Kardeşinin nişan hazırlıkları yapılırken her şeyi öylece bırakıp gitmiş. Anne, baba. Siz yarın gelmeyecek miydiniz? Evet, ancak bugüne bilet bulduğumuz için biz de en iyisi hemen şimdi gelelim dedik. Zeyn sana bunu söylememizi yasakladı. Sana sürpriz yapmak istedim. Ama sen neredeydin? Önemli bir işim vardı. Alia söylesene o elindeki şey de ne? Benim bazı ilaçlarım. Anne, baba, hadi içeri geçelim. Eve daha yeni geldin. Neden hemen içeri gitmek istiyorsun? Bu arada hazırlıklara sen de biraz yardımcı ol. Ne yapılması gerektiğini söyle. Alia, bence annem kesinlikle çok haklı. Biz beraber hazırlıklara odaklanalım. Annem de diğer işlere baksın. Ben de tam bunu söylüyordum. Evlenecek olacak kızın ablasını da, evlenecek oğlanın ablasını da nedense bir türlü bulamıyorum. Sanki bu evlilik sadece bizi ilgilendiriyormuş gibi. Anne, bu alışveriş çok önemli olduğu için gitmeliydim ama yarın için tüm hazırlıkları hallettim. Bu arada ben Fahat'a kimlerin davet edilmesi gerektiğini söyledim. Zeyn ve Alia, siz de bu arada diğer işleri tamamlayın. Bu kardeşimin nişanı olduğu için yüzük alırken Fahat'ın yanında olması gereken kişi benim. Değil mi Fahat? Kumaşçı da yarın eve gelecek. Elbiseleri birlikte seçeceğiz. Öyle değil mi? Ölsem de yaşasam da kimsenin umrunda değil. Hepsi beni reddetti. Şaziye, babam, hepsi. Kimse benim yanımda yer almıyor. O yüzden bana söz ver. Beni gördüğünü kimseye söyleme, tamam mı? Alia, söylesene sen bugün nereye gittin? Aslında ben bugün Ayat'ın nişanı için gerekli olan hediyeleri seçmeye gitmiştim. Ama bu büyük bir haksızlık. Alışveriş çok heyecanlı bir olaydır. Neden bana haber bile vermeden tek başına gittin? Yanında olsaydım hepsini bitirmiş olurduk. Rizvan ve Ayat ne kadar da mutlu. Hatta bizim bile nişanlanmamız gerekiyor. Aslında sen benimle evlenmek bile istememiştin. Ama ben o sırada hayatımın mutluluğundan kaçmaya çalıştığımın farkında bile değildim. Rizvan ve Ayat'ın nişanı üzerinden biz de bu konuda kendi eksiğimizi gidereceğiz.
İyi geceler. İyi geceler. Üzgünüm Zeyn. Senden ne kadar çok şey saklıyorum. Ancak buna mecburum. Çünkü şifacının ilaçları dayımın sağlığı için. Bu yüzden bunu senden saklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Gahar'ın olayına gelince ben ona bir söz verdim. Ve ben bunu kimseye söylemeyeceğim dedim. Allah'ım, bir insan kız kardeşini böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilir?